Full Time Full'den devam ediyor. Şu an Ankara Sincan'dayız. Şu arkamda gördüğünüz bina tam 50 günde bitmiş sayın seyirciler. Yani 50 gün evvel bu bina gerçekten burada değilmiş ve bir mucizeye imza atmışlar. Şimdi içeriye gireceğim sizler için. Henüz daha açılmamış bu hastaneyi dolaşacağım ve bu kahramanları da tanımak istiyorum. 50 günde -25 derecede çalışmış işçiler müthiş bir özveriyle. Bakalım hakikaten bunu nasıl başarmışlar, sizler için öğreneceğim. Kim bu kahramanlar dedik, işte kahramanlar buradalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Efendim. İsimlerinizi bahşeder misiniz? Alper Mungan'ı. Fatih Akdeniz. Alper Bey, Fatih Bey, 50 günde böyle bir bina, -25 derece soğukluk ve tabii ki biliyoruz bu sene ülkemiz kışı çok çetin şartlar altında geçirdi. Çok soğuktu çalışmak, biz evlerden çıkamadık. Siz 50 günde bina bitirdiniz. Neye borçlusunuz Alper Bey? Valla zor oldu tabii ama burada çalışan personelin büyük fedakarlığı, çoğu kişi hastalandı, hala hastalık, bizde de öyle, bir hastalandık, iki gün geçiyor, dinleniyoruz, tekrar yükseliyor, hala seslerimiz öyle, bayağı bir çaba. Sonunda yetiştirdik, stres tabii. Stres tabii ki elbette vardır. Evet. Yetişecek mi, yetişmeyecek aynen. mi? Peki neden böyle hani 50 güne sıkıştırdınız? Çok mu acelemiz vardı ya da verilmiş bir söz mü vardı? Evet, ikisi de söylediğiniz gibi hem süreyle ilgili bir tahdit vardı, hem de yüklenicilerin vermiş olduğu taahhütleri vardı. Bu çerçevede tabii burası normal bir tesis gibi düşünülmemeli. Bir apartman gibi düşünülmemeli. Burası bir sağlık tesisi. Günümüz şartlarında sağlık tesislerinde yapı multidisipliner özellik taşımaktadır. Dolayısıyla 23-24 ayrı disiplinin aynı anda birbirleriyle çakışmadan, birbirleriyle örtüşen projeleri ve imalatları yürütmeleri gerekmektedir. Burada biraz şansımız... Disiplin biraz... derken sözünüzü valla kestim. 23-24 tane ayrı ekipten bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet. Birbirinden tamamen bağımsız ama projenin ve işletmenin sağlıklı yürümesi için birbirleriyle örtüşen uyumlu bir yapı ortaya koymaları gerekiyordu. Ekipler ve iyi bir koordinasyonla bunu başardık. Çok mutluyuz. Hastanemize ulaşmaya başlayalım mı şimdi? Evet, efendim, hem de teknik bilgileri alayım evet, sizden. Efendim bina mevcut haliyle 4 artı yarım kattan oluşan bir yapıya sahip. Hastane toplamda 82 hasta yatak kapasitesine sahip. Ameliyathane var. Elbette, elbette. Hastanede kalp damar cerrahisi uygulamaları dahil bütün cerrahi uygulamalar yapılabilecek bir altyapıya sahip. Tamamen klimatize edilmiş durumda. İklimlendirme sistemiyle havalandırılması mevcut hastanenin. Artı hasta yatak odalarında günümüz şartlarında hem mevzuatın gerektirdiği hem de A sınıfı bir hastanenin standartlarına sahip her türlü özellik bulunmakta. Şimdi yukarıda biz size onları da göstereceğiz. Tamam, hasta odalarını görebilecek evet. miyiz şimdi? Evet. O zaman hemen bir hasta odasına gidelim. Sonra da bir ameliyathane görelim. Ameliyathaneye girmek çok hoş değildir ama hani nasıl olsa boş şimdi, böyle rahat rahat girebiliriz. Evet. Öncelikle hasta odasını görelim. Alper Bey, hastanede çok büyük emeğiniz var. Mungan mühendislik olarak hastaneyi yarattınız. Evet. Yani desteklerle elbette. Lütfen siz anlatın. Bu proje ne kadar heyecanlandırdı sizi? Tabii ilk başlangıçta planlamasını yaptığımız zaman bu kadar kısa sürede, çünkü işletmecinin bize verdiği bu kısa sürede bunu yetiştirebilir miyiz diye tereddütlerimiz vardı. Çünkü ortada henüz proje de yoktu. Yani böyle bir bina var ama henüz projesi oluşturulmamış. İşte mekanik, mimari projesi oluşturulmamış. Mimari projesi oluşturulmadığı için mekanik projesi, elektrik projesi oluşturulmamış. Aslında işiniz çok daha zor. Çünkü tabii. hani sıfırdan bir şey yapmıyorsunuz. Yapılmış aynen. bir şeyin içinde uygulama yapmak çok daha zor. Sıfırdan aynen. yapsanız belki daha kolay olacaktı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda bizim bu hastaneyi bitirdiğimiz sürede buranın projesi hazırlanır.
Ve biz ancak bu dönemde Fatih Bey'in mimari projedeki emekleri, onu çok kısa sürede onu hazırlaması, ardından bizim teknik ekibin, mühendislerin çalışması, geceli gündüzlü projeyi bir hafta içinde oluşturmaları. Tabii o sırada biz uygulama ekiplerini oluşturduk. Onları malzeme seçimleri yapıldı. Onların tedarikleri çok hızlı yapıldı. O da şöyle yapıldı. Normalde bu sürede bizim dışarıdaki büyük soğutma grubunun yurt dışındaki geliş süresi vardır. Yani normalde 6 haftada 8 haftada teslim vardır. Ama biz piyasayı araştırdık. Ne var? Hangi firmada burayı hem tabii düzgün bir cihaz olacak, işimizi görecek bir cihaz olacak, hem bizim kapasiteye uygun olacak, hem de stoklarında olacak. Yani bütün Türkiye tarafında. Ne kadar zor bir şey istiyorsunuz. Aynen. Bunları araştırdık ve bulduk. Yani cihazları da bulduk. Üretimlerde tabii firmalarda. Şans da sizden yanaymış biraz aslında, değil mi? Tabii. Hem ekipten dolayı, hem malzeme, hem biz tabii çok uğraştık. Firmaları çok sıkıştırdık. Artık hepsi böyle kaçacak yer arıyor bizim telefonlardan. Çünkü işin yetişmesi normal şartlarda mümkün değil. Hatta dışarıdan gelen ekipler, bu malzeme tedarikçileri falan, burası bitmez diye çok rahat davranıyorlar. Tabii yok, biz yaparız işimizi ama siz bitiremezsiniz falan. Biz tabii siz bitirin işinizi, yani biz bitireceğiz dedik. Biz işini bitirsin. Tabii ondan sonra gidip geldikleri zaman herkes şokta tabii, yani ne kadar, nasıl bu kadar sürede bu iş halloldu falan. Sonunda hallettik. Genelde firmalara diyorum ki sizi neden tercih ediyorlar? Şimdi ben söyleyeceğim. Sizi neden tercih etmişler biliyor musunuz? Verdiğiniz sözü zamanında tutmuşsunuz. Aynen. Artı hiçbir şeyden ödün vermeden -25 derecede personelinizi çalıştırarak, ekiplerinizi çalıştırarak 50 gün içerisinde böyle bir, hani bina değil, daire değil, bir hastane yetiştirmişsiniz. Ben firma sahibi adına öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Firma sahibini tanımam ama gerçekten sizi tercih etmekte çok doğru bir harekette bulunmuş. Şimdi bir de ameliyathane görelim. Tabii. Şu anda ameliyathanelerin de altyapısı bitti. Normal montajlar yapılıyor. Devam ediyor. Bir hummalı çalışma var. İsterseniz bir de ustaların tabii. Tamam, bir de onu görelim. O hummalı çalışmayı bir görelim. Herhalde burası doktorlarımızın ameliyat öncesi ve sonrası ellerini yıkadıkları, eldivenlerini taktıkları yer. Şurada da hemen terliklerini görüyorum, sevgili kameramanım da gösterecek olursa seyircilerimize. Peki hastanemiz gez gez dolaş dolaş bitmiyor elbette ki hastane. Şimdi nereye götürüyorsunuz beni? Şimdi bir de yeni doğan yoğun bakıma bakalım. Orada yeni doğan yoğun bakım. Oluşturduk. Bir üst katta mı? Bir üst kat. Tamam, oraya o zaman bakalım. Kameramanım, bir üst kata daha çıkıyoruz. Mungan Mühendislik burada neler yaptı, anlatın Alper Bey. Burada da yine ameliyathanelerde ve diğer yoğun bakımlardaki hijyenik şartlara uyularak işte havalandırmayla ısıtma soğutma işlemlerini yapıyoruz. Artı buraya gelen elektriklerin de normal şebeke elektriğini direkt vermiyoruz. Biz öyle trafolarından geçiyoruz. Herhangi bir kaçak akımlarda, herhangi bir elektrik problemlerinde direkt dışarıdan buna müdahale olabiliyoruz ve içerideki cihazlara ve buradaki hastalara zarar vermesini engelliyoruz. Onun için de burada çok yoğun bir elektrik ve mekanik altyapı tesisatı oluşturuldu. Burada da kazandarımızın ikinci bölmesi, binanın sıcak suyunu sağlayan sistemimiz, hava ihtiyacını sağlayan kompresörümüz, artı binanın... Burada bir tüpler var, nedir bunlar? Arıtma sistemi. Binanın şebeke suyundan gelen suyunu arıtıyoruz ve binaya arıtılmış halde sertliği azaltılmış, bakterileri öldürülmüş, tamamen kullanıma uygun bir su haline getirip o şekilde sisteme veriyoruz. Antibakteriyel borularla. Evet. Şu anda Sincan'dayız ve Sincan ve çevrelerini de hesaplarsak 1,5-2 milyona yaklaşık bir nüfus var ve sizin yaptığınız bu hastane belki de yörenin en kapsamlı hastanesi diyebilir miyiz? Evet, en kapsamlı hastanelerinden biri şu anda ve en son teknolojiyle de donatılmış hastanesi şurası çünkü. En son hastanemiz ve hiçbir şeyden, hem koru hastanesi sahibi kaçınmadı, hem biz kaçınmadık ve yapılabilecek her şeyi yaptık.
Mungan Mühendisliği'nin çok daha fazla başarılarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sizin de takipçiniz olacağız. Küçük Prenses'e ve eşinize lütfen selam.